Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf soru bankası çözümlerine devam ediyorum. 100. testteyiz. 1. soruyla başlıyorum. Denkleminin mutlak değerci birbirine eşit farklı iki gerçek kök olduğuna göre m kaçtır? Köklerden biri x1, diğeri x2 olsun. x1'in mutlak değeri x2'nin mutlak değerine eşitmiş. Mutlak değerci birbirine eşit dendiğine göre. İki sayının mutlak değeri eşitse ya bu sayılar birbirine eşittir ya da bunlardan biri diğerinin eksilisine eşittir arkadaşlar. Kökler farklı deniyor. Farklı iki gerçek kök deniyor. O zaman eşit olamaz. Eşit olamadığı için de kökler birbirinin eksilisi. Birbirinin eksilisi olduğu için kökler toplamı ne olur? Hani burada x1 yerine eksi x2 yazın. Sonuçta x1 eksi x2'ye eşit. Kökler toplamı 0 olur. Kökler toplamı 0 ise denklemin b'si 0'dır. Çünkü kökler toplamını veren formül eksi b bölü a idi. Bu işlemin sonucu 0'sa b 0'dır. Yani x'in katsayısı 0 olmalı. M'nin karesi eksi 16 0'sa m'nin karesi 16'dır. M ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Peki hangisini alacağız? Şimdi m'yi 4 alırsak m eşittir 4 için burası zaten 0 oluyor. Denklem neye dönüşür? X kare artı 4 kere 2 8 eksi 4'ten 4 olur. 4'ü diğer tarafa attığınızda x kare eşittir eksi 4 olur ki karesi eksi 4'e eşit olan hiçbir reel sayı yoktur. Burada gerçek kök olduğunu söylüyor. Bu eğer 4 alırsak gerçek kök gelmez. O halde ne olacaktır? M eksi 4 olacaktır. Yine de gözümüzde görelim. M eksi 4 olduğunda yine m kare eksi 16 0 oluyor. Eksi 4 çarpı 2'den eksi 8 eksi 4 daha eksi 12 eşittir 0. X'in karesi 12 ise köklerden biri 2 kök 3, diğeri de eksi 2 kök 3 oluyor. İkinci sorudayız. M ve N birer pozitif tam sayı olmak üzere x kare eksi M artı 6x artı N artı 8 eşittir 0 denkleminin kökler toplamının kökler çarpımına oranı 3 bölü 4 olduğuna göre MN iki basamaklı sayısının alabileceği büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? Kökler toplamını veren formül, yani şöyle önce yazalım. Kökler toplamının kökler çarpımına oranı 3 bölü 4'müş. Kökler toplamını veren formül eksi b bölü a. Kökler çarpımını veren formül c bölü a. Bunları biz ters çevirip çarptığımızda a'lar birbirini götürecek. Yani eksi b bölü c 3 bölü 4'müş arkadaşlar. Bunları yerine yerleştirirsek b'miz x'in katsayısı eksi parantezinde m artı 6. O zaman eksi b m artı 6 olur. C ise sabit sayımız n artı 8 olur. Eşittir 3 bölü 4 ise burada içler dışlar çarpımı yaparsak 4 tane m artı 24 eşittir 3 tane n artı 24 olur. 24'ler birbirini götürür. 4m eşittir 3n sonucuna ulaşırız. Burada biz m'ye 3, n'ye 4 verebiliriz. Zaten hani m'ne iki basamaklı sayısı dediği için, doğal sayı istediği için ne yapacağız? Rakam olacak bunlar. Yani çok fazla bir seçenek yok zaten. Değer verebiliriz. 3'e 4, 2 ile genişletelim. 6'ya 8. 3 ile genişletirsek 9'a 12 olur. O zaman iki basamaklı olmaz m'ne. Yani biz en fazla m'ye 6, n'ye 8 verebiliyoruz. Dolayısıyla m'ne sayısı en fazla 68 olabilir. Üçüncü sorudayız. Metin sırt kalınlıkları n santim olan n tane kitabı üst rafa, sırt kalınlıkları n artı 2 santim olan n eksi 4 tane kitabı ise alt rafa şekildeki gibi dikey olarak diziyor. Üst rafta hiç boşluk kalmamış. Alt rafta 28 santimlik boş yer kalmıştır. Buna göre kitaplıkta bulunan toplam kitap sayısı kaçtır? Şimdi üst rafa ne yapıyor? Kalınlığı n santim olan n tane kitap. Bir tanesi n santimlik yer kaplıyorsa n tanesi n çarpı n santimlik yer kaplar. Yani kitaplığın eni genişliği n çarpı n'den n karedir. Alt rafa baktığımızda kitapların genişlikleri n artı 2 ve bu kitaplardan n eksi 4 tane. Bir tanesi n artı 2 ise bir tanesi n artı 2 yer kaplıyorsa n eksi 4 tanesi n artı 2 çarpı n eksi 4 kadar yer kaplar.
Fakat bura rafın tamamını doldurmuyor. Bir de 28 santimlik boşluk kalıyor. Yine genişlik buraya eşit. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşittir arkadaşlar. Önce şurayı bir dağıtalım, sonra eşitleyelim. N'yi dağıtırsam N'nin karesi eksi 4N. 2'yi dağıtırsam 2N eksi 8 artı 28 neye eşittir? N'nin karesine. İkisi de çünkü rafın genişliğini veriyor. Her iki tarafta ne kareler var birbirini götürür. Eksi 4N artı 2N daha eksi 2N yapar. Diğer tarafa attım artı 2N. 28 eksi 8'den 20 yapar. Her tarafı 2'ye böldüğümde N eşittir 10 olur. Şimdi biz kitaplıkta bulunan toplam kitap sayısını bulacağız. Zaten yukarıya N tane kitap koyuyoruz. 10 tane buradan. Aşağıya da N-4 tane koyuyoruz. 10-4'ten 6 tane de buraya. Toplamda 16 tane kitap vardır. Dördüncü sorudayız. X kare eksi 5x eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Çarpanlarını ayırarak bulamıyoruz ve hatta bulsak bile hangisi x1 hangisi x2 buna dair bir bilgi yok. Hani büyük olan hangisi, küçük olan hangisi? O yüzden burada özel bir yöntem uygulayacağız. Madem bunlar bu denklemin kökleri, o zaman x yerine ben x1 yazarsam bu denklem sağlanır. X yerine x1 yazarsam x1'in karesi eksi 5 tane x1 eksi 4 eşittir 0 olur. Şu ifadede bakın x1'in karesi eksi 5 x1 var. Yalnız bıraktığım zaman x1'in karesi eksi 5 x1 neye eşit olur? Artı 4'e eşit olur. Buraya ben gelip 4 yazabilirim. Sonra bu ifade neye dönüştü? 4x2 artı 4x1'e dönüştü. 4 parantezine aldığımda x1 artı x2'ye dönüştü. Kökler toplamı geldi. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan. B eksi 5 eksi b artı 5 olur. A zaten 1 yani 5 olur. 4 çarpı 5'ten sonuç 20 olur. Beşinci sorudayız. A ile B gerçek sayılar ve B sıfırdan küçük olmak üzere köklerinden biri A artı kök B olan gerçek katsayılı ikinci dereceden denklem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar köklerinden biri A artı kök B diyor ve B negatif bir sayı. Yani karekökün içinde negatif bir sayı varsa bir kere o kök reel değildir. Karmaşık köktür. Ve karmaşık kök varsa diskriminantı sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Denklemin diskriminantı negatif diyor. Kesinlikle doğrudur. Altıncı sorudayız. Denklemlerinin birer kökleri ortak olduğuna göre M kaçtır? Birer kökler ortaksa bu denklemleri birbirine eşitlediğimizde bulduğumuz kök ortak köktür. Denklemleri birbirine eşitliyorum. Her ikisini de sağlayacağı için bu eşitlikten o kök gelecektir. Her taraftan x kareyi çıkardığımda x kareler gider. X'i dağıtalım. Mx eksi 4x artı 6. Yine x'i dağıtalım. Mx artı 4x eksi 10. Her iki tarafta yine mx'ler var. Bunlar birbirine götürür. Eksi 4x'i artı 4x'in yanına attım. 8x. Eksi 10'u sol tarafa attım. Artı 10. 16. Her tarafı 8'e böldüm. X eşittir 2. İşte bu ortak kök. Benden istenen m'ye ulaşmak için bu kök her iki denklemi de sağlıyor. İstediğim denklemde yerine yazabilirim. Altta yazayım mesela. X yerine 2 yazdım. 2'nin karesinden 4. 2 yazdım. 2'yi dağıttım. 2m artı 8 eksi 10 eşittir 0. Burada 2m'yi sol tarafta bırakalım. 8 eksi 10'dan eksi 2. 4 eksi 2'den artı 2. Diğer tarafa attım. Eksi 2. M eşittir. Eksi 1 olur. Yedinci sorudayız. Denkleminin bir kökü 4. Denkleminin bir kökü 7'dir. Bu denklemlerin diğer kökleri ortak olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Diğer köke de x1 diyelim arkadaşlar. Şöyle yapsak, dikkat ederseniz her ikisinin de x'inin katsayısı A türünden, sabitler de B türünden verilmiş. Kökler toplamı ve kökler çarpımıyla biz A'ya ve B'ye ulaşabiliriz. Üstteki denklemin kökler toplamı x1 artı 4'tür. Çünkü bir kökü x1, diğeri 4. Ve eksi b bölü a'dan yola çıktığımda x'in katsayısı eksi a, eksilisini aldım artı a. Baş katsayı zaten 1, kökler toplamı a. Diğer denklemin kökler toplamı x1 artı 7'dir. Yine eksi b bölü a yaptığımda a artı 3 gelir. Ben burada
Taraf tarafa çıkardığım zaman yani yukarıdakini eksiyi de çarptığım zaman x1'ler de gidiyor, a'lar da gidiyor. Buradan bir sonuca ulaşamıyoruz. Yani 3 eşittir 3 sonucu çıkıyor. Kökler toplamından bir şey gelmedi. Kökler çarpımına bakalım. Üstteki denklemin kökler çarpımı 4x1 ve c bölü a'dan b'ye eşit. Alttaki denklemin kökler çarpımı 7 çarpı x1 c bölü a'dan o da b artı 9'a eşit. Burada x1'leri yok etmek için hani yukarıda x1'leri yok etmek için çıkarmıştık çünkü arada toplama vardı. Burada ise çarpma var. Yok etmek için taraf tarafa bölmeliyiz. Böldüğümüzde x1'ler birbirini götürür. İçler dışlar yaptığım zaman buradan 7b eşittir 4b artı 4 kere 9'dan 36 olur. Buradan 3b eşittir 36, b eşittir 12 olur arkadaşlar. Şimdi b'yi 12 bulduk ama a'yı nasıl bulacağız? Kökler çarpımından bir şey bulamıyoruz. Şu denklemde 4x1 pardon 4x1 eşittir b ve 7x1 eşittir b artı 9 denkleminde eğer ben b'leri yok edersem x1'e ulaşırım. Yani diğer köke ulaşırım. Diğer köke ulaşınca da herhangi birinde yerine yazıp a'ya ulaşabilirim. Üstteki denklemi mesela eksiyle çarpsak taraf tarafa toplasak b'ler birbirini götürür. 9 7x1 eksi 4x1'den 3x1 olur. Buradan x1 eşittir 3 gelir. Yani ortak köke ulaşmış olduk. O zaman şurada x1 yerine 3 yazarsam 3 artı 4'ten a eşittir 7 olur. A 7, B 12, A artı B 12 artı 7'den 19 olur. 8. sorudayız. X büyüktür 0 olmak üzere. Bir eşitlik verilmiş. 2x eksi 3 ifadesinin değeri soruluyor. Öncelikle şu sağ tarafta payı bir parçalayalım. X kare bölü x artı 2 bölü x şeklinde yazarsam şurada x'ler sadeleşir. X artı 2 bölü x olur. Yine şurada 2 kare farkı var. Bakın bunu açarsanız x eksi 2 bölü x'e x artı 2 bölü x olur. Sağ taraftaki çarpanlardan biri de x artı 2 bölü x. Sol taraftaki çarpanlardan biri de x artı 2 bölü x ve x sıfırdan büyük olduğu için bu ifade sıfıra eşit olamaz. Sadeleştirebilirim. Şimdi geriye kalan ifadeleri şuraya aktarayım. X eksi 2 bölü x çarpı şuradan zaten bunu çarpanlarına ayırmıştık. Sadece x eksi 2 bölü x kaldı. Şuradan x kare artı 4 bölü x kare kaldı. Bunu da ben şöyle yazayım. X eksi 2 bölü x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı 2 bölü x şeklinde yazabilirim. Hani sonuçta burada a kare artı b kare gibi düşünün. Yani x kare x'in karesi 4 bölü x kare de 2 bölü x'in karesi. Şurada x eksi 2 bölü x geldiği için burayı da ona benzettim. Yani a kare artı b kare neye eşitti? A eksi b'nin karesi eksi 2 ab'ye eşitti. Bunu açtım yani. Sağ tarafta sadece 39 var. Evet, şurası artı olacak. Orada hata yapmayalım. A eksi b'nin karesi artı 2 ab. Şimdi burada x eksi 2 bölü x'e de isim verirsem ifadeyi daha basitleştirmiş olurum. X eksi 2 bölü x'e a dersem a çarpı a kare artı 4 eşittir 39. 39'u da bu tarafa alalım. Eksi 39 eşittir 0 olur. A'yı dağıttığım zaman a küp artı 4a eksi 39 eşittir 0 olur ki burada 3. dereceden olduğu için çarpanlarını ayıramayız. Yani ortayı bulamayız. Şöyle yapalım. Küp açılımı gelmesi açısından 39'un içinden 27'yi alalım. Yani a küp eksi 27 yazalım. 39'dan 27'yi aldığımız zaman geriye 12 kalır. A küp eksi 27 demek. 27 3'ün küpü. 3'ün küpü olarak gösterirsek daha rahat görürüz. A küp eksi B küpün açılımını yaparsak A eksi B yani A eksi 3 birincinin karesi A kare. Birinci ile ikincinin çarpımı topluyoruz 3A. Sonra ikincinin karesi küp açılımını hatırlarsanız. Burayı da 4 parantezine alırsam A eksi 3 olur. Şimdi bu iki ifadede a eksi 3'ler ortak. A eksi 3 parantezinde toplarsam birinciden a kare artı 3a artı 9 gelir. İkinciden artı 4 gelir. Şunları çünkü paranteze aldık.
eşittir 0. Burada arkadaşlar şu ifadenin 0 olma ihtimali yok. Hani iki sayının çarpımının sonucu 0 ise en az biri 0'dır. Yani a eksi 3 0 ise a kesinlikle nedir? 3'tür arkadaşlar. Buranın neden 0 olma ihtimali yok? Çünkü buranın zaten çarpanlarına ayrılmaz. Diskriminantına bakarsanız 0'dan küçük gelir. Reel kök olmaz. Yani burayı 0 yapan a değeri çıkmaz. A'yı 3 bulduk. A neydi arkadaşlar? A x eksi 2 bölü x'ti. Amacımız 2x eksi 3'e ulaşmak. Yani eğer kalıp olarak buna ulaşabilirsek buna ulaşacağız. Yoksa x'e ulaşıp yerine yazacağız. Burada tüm terimleri x'e genişletirsem 3 çarpı x, hani paydada x olduğu için x çarpı x'ten x kare eksi 2 bölü x'i x'e çarptım. Eksi 2 olur. Hepsini sağ tarafa topladığımda x kare eksi 3x eksi 2 sonucuna ulaşırım. Yani 2x eksi 3 buradan gelmiyor bakın. Şimdi ben x'e ulaşmak için çarpanlarını ayırmayı deniyorum. Ayrılmıyor. O zaman diskriminantına bakacağım. B kare eksi 4 ac'den eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 a1 c'de eksi 2. Bunları çarptığım zaman buradan artı 8, 9 daha 17 geliyor. Diskriminantı 17. O zaman köklerden biri eksi b, yani eksi 3'ün eksilisi artı 3. Artı kök delta, yani kök 17 bölü 2a, yani 2'dir. Diğer kök de bunun eksilisidir. Yani eşleniğidir. X 2, 3 eksi kök 17 bölü 2'dir ki x'imiz pozitif olduğu için diğer kök olamaz. Çünkü kök 17, 3'ü kök içinde yazarsanız kök 9 olur. Kök 9'dan daha küçük olduğu için bura negatiftir arkadaşlar. Sıfırdan küçüktür. Bunu almayacağız. Diğerini alacağız. Şimdi x'i bulduk. X bu. 2x eksi 3'ü bulacağız. 2 ile çarparsam 2x 2 çarpı 3 artı kök 17 bölü 2'den 2'ler gider. Sonra her taraftan 3 çıkarırsam 2x eksi 3 3 artı kök 17 eksi 3 olur. 3'ler de birbirine götürür. Sonuç kök 17 olur. 9. sorudayız. İşte yine bir denklem verilmiş ve x kare artı 1 bölü x kare ifadesinin değeri isteniyor. Şimdi buradaki çarpanlar arkadaşlar küp açılımındaki ikinci çarpanlardır. Bakın bir hatırlayalım. X küp eksi y küp mü diyelim? Yoksa direkt 2'nin küpü mü diyelim? 2'nin küpü diyelim. X küp eksi 2'nin küpünü açsak neye eşittir? X eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4'tür. Bakın paydadaki ifade bu ikinci çarpan. Pay kısmında ise şu vardır. X üzeri 2'nin küpü, yani x üzeri 6 eksi 2 üzeri 6 vardır. Yani onun ikinci çarpanı vardır. Burada bunu x karenin küpü, bunu da 2 üzeri 2'nin küpü olarak düşündüğünüzde x kare eksi 2 üzeri 2, yani direkt 4 yazalım. Şuraya 4'ün küpü yazalım. Birincinin karesini alın, x üzeri 4. Birinci ile ikinciyi çarpın, 4x kare. İkincinin karesini alın, 16 vardır. Bakın. O halde ben bu eşitliklere ulaşmak için arkadaşlar bu kesri ne ile genişletmeliyim? X kare eksi 4 ile genişletmeliyim. Şimdi paydayı x eksi 2 ile çarpmam paydayı kurtarıyor ama payı kurtaramıyor. O yüzden ben bu kesri x kare eksi 4 ile genişletiyorum. Pay x kare eksi 4 çarpı x üzeri 4 artı 4x kare artı 16 oluyor. Payda ise yine x kare artı 4, pardon, x kare eksi 4, ama onu öyle yazmayacağım, şöyle yazacağım. X artı 2 çarpı x eksi 2 şeklinde yazacağım. Hani 2 kare farkını açarak yazacağım. Çarpı x kare artı 2x artı 4 oluyor. Eşittir 5. Şimdi pay kısmı zaten yukarıda yazdım neye eşit olduğunu. X üzeri 6 eksi 4 üzeri 3'tür. Ya da x üzeri 6 eksi 2 üzeri 6 yazabiliriz. X üzeri 6 eksi 2 üzeri 6 yazalım. Payda kısmı ise x artı 2 çarpı şuranın da ne olduğunu yazdım yukarıda. X üzeri 3 eksi 2 üzeri 3 olur. Burada hani x küp eksi 2'nin küpü yukarıda da hani küpün 2 katı, bu da 2 katı olduğu için yukarıyı 2 kare farkı olarak açarsak x küp artı 2'nin küpü
çarpı x küp eksi 2'nin küpü olarak ifade edebiliriz. Yani biz burayı küpler farkı olarak da ifade edebiliriz. 2 kare farkı olarak da ifade edebiliriz. Böyle bir 6 hem 2'nin hem 3'ün katı olduğu için böyle bir imkan sağlıyor. Paydadaki x küp eksi 2'nin küpü ile yukarıdaki x küp eksi 2'nin küpü birbirini götürecek. Şimdi yukarıdaki x küp artı 2'nin küpünü de küp açılımını yaparsak arkadaşlar neye ulaşacağız? X artı 2 çarpı x kare eksi 2x artı 4. Paydada da x artı 2 olduğu için bunlar birbirini götürecek. Sadece bu kalacak eşitlikte. Bu da 5'e eşitmiş. Şimdi burada şunu yapabiliriz. 5'i sol tarafa alalım. X kare eksi 2x eksi 1 eşittir 0 olur. Tüm terimleri x'e bölelim. Hani rasyonel bir ifade olduğu için. Tüm terimleri x'e bölersek neye eşit olur? X eksi 2 eksi 1 bölü x eşittir 0 olur. Şimdi burada x eksi 1 bölü x'i yalnız bırakalım. X eksi 1 bölü x neye eşittir? Artı 2'ye. Buranın karesini aldığımızda yani her iki tarafın karesini aldığımızda istenen şeye ulaşırız. Birincinin karesi. X kare. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 2 olur. Çünkü x'ler birbirini götürür. Artı ikincinin karesi 1 bölü x kare. 2'nin karesinden 4 eşittir. Eksi 2'yi de sağ tarafa attığımda x kare artı 1 bölü x kare eşittir. Artı 6 olur. 10. sorudayız. X artı y artı kök içinde x artı y artı 2 bölü 2 eşittir 14 olduğuna göre x artı y artı 1 bölü x artı y eksi 11 ifadesinin değeri kaçtır? Burada köklü ifadeye komple a desek yani kök içinde x artı y artı 2y a dersek her iki tarafın karesini aldığımızda x artı y artı 2 eşittir a kare olur. Dolayısıyla x artı y a kare eksi 2 olur. Burada bilinmeyenlere odaklandık. X artı y yerine a kare eksi 2 yazıyorum. Köklü ifadeye komple a diyorum. Paydadaki 2 ile içler dışlar yaparsam eşittir 28 olur. 28'i de sol tarafa alırsak a kare artı a eksi 30 eşittir 0 olur. 6'ya eksi 5 şeklinde çarpanlarını ayırdığımda ortayı verir. Buradan ya eksi 6 ya da artı 5 gelir. A ifadesi. A ifadesi neydi arkadaşlar? Karekökli bir ifadeydi. Karekökli bir ifade negatif olamaz. Yani kesinlikle 5'tir. Kök içinde x artı y artı 2 5'e eşitse her tarafın karesini aldığımda x artı y artı 2 25'tir. Yani x artı y 23'tür. X artı y yerine 23 yazarsam 23 artı 1'den 24 bölü 23 eksi 11'den 12 yani sonuç 2 olur arkadaşlar. 11. sorudayız. T bir tam sayı olmak üzere rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir denklemin gerçek köklerinden biri buymuş. T'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Bir kere gerçek kökse köklerin derecesi çift olduğu için içerisi negatif olamaz. Eğer içerisi negatif olursa gerçek kök olmaz. Karmaşık kök olur. O zaman t artı 1 sıfırdan büyük eşit olmalı. Yani t eksi 1'den büyük eşit olmalı. Yine 7 eksi t sıfırdan büyük eşit olmalı. Yani t 7'den küçük eşit olmalı. Yani t'nin değer aralığı eksi 1 artı 7 aralığıdır. Şimdi bu aralıktaki tüm değerleri alabilir mi? Bir de işin bu boyutu var. Hatırlarsanız kökleri biz nasıl buluyorduk? Eksi b artı kök delta bölü 2a formülüyle buluyorduk. Ve a ve b katsayıydı. Şimdi katsayılar rasyonelse arkadaşlar tek bir köklü ifade olabilir. Hani irrasyonel olursa mesela b de a da belki köklü olabilir. Ama rasyonelse sadece köklü ifade delta'dan gelebilir. Yani iki tane köklü ifade olamaz. Bunlardan en fazla bir tanesi köklü olabilir. Mesela t yerine eksi 1 yazdığımızda t eksi 1 olduğunda birinci kökün içi 0 olur. İkinci kök olması, kökün içinde kalması problem çıkarmaz. Yani t eksi 1 değerini alabilir. T 0 değerini aldığında yine kök 1 kökten çıkar, problem oluşturmaz. T 1 olduğunda ise problem oluşur. Çünkü t 1 olduğunda
Bura kök 2, bura kök 5 olur. İki tane köklü ifade. Kök 2 artı kök 5 olur. İstediğimiz koşul sağlanmaz. 2 olduğunda yine aynı şekilde. Kök 3'e kök 5. 3 olduğunda ise arkadaşlar bu kök 4 olur. Bu da kök 4 olur. Kökten çıkarlar. Kökten çıkmaları bizim daha da işimize gelir. Yani 3 olur. 4 olursa eğer kök 5'e kök 3. 5 olursa kök 6'ya kök 2. 6 olursa kök 7'ye kök 1 olur ki bir kökten çıkar. Yani 6 olabilir. Yine 7 değerini alabilir. Çünkü diğer kökün içi 0 olabilir. Yani bulduğumuz değerlerden iki tanesi zaten köklerden birinin içini 0 ve 1 yapan değerlerden geldi. Diğeri de kökün içini 4 yapan değerden geldi. Yani toplamda t'nin alabileceği değerler 5 tanedir. Evet, geldik 101. teste arkadaşlar. i'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere eksi i üzeri 2015 üzeri 2016 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? i'nin kuvvetleri 4 kuvvetli bir tekrar ediyordu. Eğer i'nin kuvveti 4'ün katıysa arkadaşlar sonuç artı 1'di ki bu kuvvet üstün üstü çarpıldığı için 2016'da 4'ün katı olduğu için 2016 çarpı 2015 de 4'ün katı olacaktır. Ve sonuç 4'ün katı olduğu için kesinlikle kuvvet 4'ün katı olduğu için sonuç kesinlikle artı 1 olacaktır. İkinci sorudayız. Z'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere Z1 5 eksi 11'i Z2 ise eksi 3 artı 4'i olduğuna göre Z1 artı Z2'nin eşleniği karmaşık sayısının reel eksene olan uzaklığı yani imajiner kısmı imajiner eksene olan uzaklığının yani reel kısmından kaç fazladır diyor. Önce bulalım. Z1 zaten 5 eksi 11i. Z2'nin eşleniği ise eksi 3 eksi 4i'dir. Yani burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Eşlenik alınırken sadece sanal kısmın, imajiner kısmın işaretini değiştireceğiz. Reel kısım aynen kalacak. Bu ikisini topladığımızda 5 eksi 3'ten reel kısım 2, eksi 11 eksi 4'ten sanal kısım eksi 15 i olur. Aradığımız sayı bu. Bu sayının reel eksene olan uzaklığı demek sanal kısmı, imajiner kısmı demek 15 demek. Yani uzaklık olduğu için eksi 15 almayacağız, artı 15. İmajiner eksene olan uzaklığı da sanal kısmı reel kısmı demektir. Yani 2 demektir. Kaç birim fazla diye soruluyor. Çıkardığımızda cevap 13 olur. Üçüncü sorudayız. Z'nin karesi eşittir eksi 1. A ile B gerçek sayılar ve A artı B'yi A virgül B olmak üzere Z1 sayısı x kare eksi 1 virgül 7. Yani reel kısmı x kare eksi 1, sanal kısmı 7. Z2 ise 3 virgül y kare eksi 2. Z1, Z2 eşit olduğuna göre arkadaşlar nedir? Reel kısımla reel kısım eşittir. Yani x kare eksi 1, 3'e eşittir. Dolayısıyla x kare 4, x artı veya eksi 2 olabilir. Sanal kısımla da sanal kısım eşittir. Yani 7 eşittir y kare eksi 2'den. Y'nin karesi 9, y eşittir artı veya eksi 3 olabilir. X ile y'nin toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi x'in iki farklı değeri var. Y'nin de iki farklı değeri var. Dolayısıyla toplamları toplamda 4 farklı değer alır. Nasıl ki şöyle yapalım. X eksi 2 iken y eksi 3 ve artı 3 olabilir. X artı 2 iken y eksi 3 ve artı 3 olabilir. Bunların hepsinin sonucu farklıdır. Bakın buradan eksi 5. Buradan artı 1. Buradan eksi 1. Buradan da artı 5 gelir. Yani x artı y 4 farklı değer alabilir. Dördüncü sorudayız. i'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere aşağıdaki karmaşık sayılardan hangisi karmaşık düzlemin üçüncü bölgesindedir? Üçüncü bölgedeki bir karmaşık sayı a virgül b şeklinde ise a'sı da b'si de negatiftir. Yani apsisi de ordinatı da yani reel kısmı da sanal kısmı da negatif olmalı arkadaşlar. Şimdi a seçeneğine bakalım. i üzeri 7. 7'nin 4 de bölümünden kalan 3. O yüzden eksi i'ye karşılık gelecek. Eksi 2i. i'nin karesi eksi 1. Eksi 1 önünde eksi olduğu için artı 1'e dönüşecek. Reel kısmı pozitif. Bakın bu olamaz. B seçeneğine baktığımızda i üzeri 10. 10'un 4 de bölümünden kalan 2'dir. i'nin karesi de eksi 1'dir. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4 olur. 17'nin 4 de bölümünden kalan 1'dir. 1 olduğu için de kendisidir. Eksi i'dir. Bu sayının reel kısmı da sanal kısmı da negatif. O zaman bu sayı
üçüncü bölgede olabilir. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Beşinci soruda z'nin karesi eşittir. Eksi 1, a sıfırdan büyük için kök içinde eksi a, kök a çarpı i'dir. X ile y birer gerçek sayıdır. Kök içinde eksi 16 ne demek? Kök 16 çarpı i demek, yani 4 i demek. Bunu biliyoruz zaten. Artı x kare artı 1. Kök 25 zaten direkt 5. Bunu dağıtmıyorum çünkü bu direkt imajiner kısmı, sanal kısmı veriyor. Çarpı i. Bu eşitlikten yola çıkarak iki karmaşık sayı eşitse reel kısımla reel kısım eşittir, sanalla da sanal eşittir. Yani x kare artı 1 5'tir. Dolayısıyla x kare artı 4, x artı veya eksi 2 olabilir. Sanalla da sanal eşittir. Yani 4 eşittir y kare eksi 5. Buradan y'nin karesi 9, y artı veya eksi 3 olur. X artı y'nin en küçük değeri isteniyor arkadaşlar. X de y de minimum alırsak, x'i de y'yi de, x'i minimum eksi 2, y'yi minimum eksi 3 alabiliyorum. Topladığımda x artı y minimum eksi 5 olabilir. 6. soruda z'nin karesi eşittir eksi 1 ve n bir pozitif doğal sayı olmak üzere f x n eşittir x üzeri 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı şeklinde tanımlanmış. F i 12 ifadesinin değeri kaçtır? Bakın x yerine i gelmiş. Eşitlikte x yerine i yazacağız. I üzeri. N yerine 12 gelmiş. O zaman bu eşitlikte n yerine 12 yazarsak 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı olur i'nin kuvveti. 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı 12 çarpı 13 bölü 2'dir. Sadeleştirdiğimizde 6 çarpı 13'ten 78'dir. I üzeri 78, 78'in 4 de bölümünden kalan 2'dir. İ'nin karesi olarak düşünebilirsiniz. İ'nin karesi de eksi 1'dir. Cevap Bursa. 7. sorudayız. İ'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere İ üzeri 4n artı İ üzeri 4n artı 1 artı İ üzeri 4n artı 2 şeklinde en son İ üzeri 5n olmuş arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan n doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi İ üzeri 4n 4'ün katı bir kuvvet. Kesinlikle 1'dir. 4n artı 1 de kalan 1 olduğu için 4 de bölümünden kalan 1 i'nin kendisidir. Kalan 2 olduğu için eksi 1. Bir sonraki de kalan 3 olacak eksi i. Yani 4 kuvvetli 1 toplam 0 olacak. Şimdi bu i üzeri 5n'ye kadar olan sayıların toplamının, yani bu örüntü bu şekilde hani yine 1 artı i eksi 1 eksi i şeklinde devam edecek. Bu örüntünün tamamlanması gerekiyor ki sonuç yine 0 olsun. Yani mesela burada örüntü yarım kalsa, en sonki sayı olmasa mesela, topladığınız zaman i kalır, sonuç 0 olmaz. O halde son sayımızın özelliği ne olmalı? Yani 5n'nin özelliği ne olmalı? Şu en sondaki örüntünün sonundaki sayıyla aynı özelliğe sahip olmalı. Ne demiştik? Birincisi 4'ün katı. İkincisi 4 de bölümünden kalan 1, 4 de bölümünden kalan 2, 4 de bölümünden kalan 3. Yani 5n 4'ün herhangi bir katından 3 fazla olmalı arkadaşlar. Şimdi bu eşitlikte değer versek, hani n doğal sayısını arıyoruz. Eşitliğin bir tane değer bulsak gerisi kolay. K'ya 1 versem sağlamıyor. 2 versem 8, 11 sağlamıyor. 3 versem 12, 15 sağlıyor. K eşittir 3 için, hani sağ taraf 15 oldu. Sol tarafında 15 olması için n'nin 3 olması lazım. Burada k arttıkça n de artacak, fakat n'nin değerleri 4'er 4'er, k'nın değerleri 5'er 5'er artacaktır. Mesela bir sonraki değer 4 artırdım 7, 5 artırdım 8 olacaktır. Bakın deneyelim, 4 kere 8, 4 kere 8 32, 3 daha 35, 7 kere 5 35 sağlıyor. Yani 4'er 4'er gidersem 3, 7, 4 gittim 11, 4 gittim 15. Tek tek tabi gidecek halim yok. Bu sayıların bir özelliği olmalı. Bu sayıların ortak özelliği 4'er 4'er gittiğim için 4 de bölümlerinden kalanlar hep aynıdır. 3'ün 4 de bölümünden kalan 3, 7'nin 4 de bölümünden kalan 3, 11'in 3, 15'in 3, yani tüm sayıların 4 de bölümünden kalan 3'tür. O zaman n sayısının 4 de bölümünden kalan 3 olmalı. 12 olamaz. 26 olamaz. 26 2 kalan verir. 1 kalan verir. 1 kalan verir. 63 ise 3 kalan verir. 63 olabilir.
8. sorudayız. X kare artı m artı 2x artı m artı 4 eşittir 0 denkleminin birbirinden farklı gerçek kökleri x1 ve x2'dir. x1 eksi 1'in mutlak değeri x2 artı 1'in mutlak değerine eşit olduğuna göre m'nin alabileceği küçük değer kaçtır diye soruluyor. Burada biz mutlak değerli olduğu için her iki taraf, yani bu iki sayının mutlak değerleri eşitse bu iki sayı ya birbirlerine eşittir veya bir diğerinin eksilisine eşittir. Herhangi birini eksiyle çarpalım. Eksi x1 artı 1 eşittir x2 artı 1 olur. Burada birler birbirini götürür. X1'i sağ tarafa attığımda x1 artı x2 eşittir 0 olur. Eğer bu şartı kullanırsak arkadaşlar, kökler toplamının 0 olmasını kullanırsak b'miz 0 olmalı. Yani m artı 2 0 olmalı. M buradan eksi 2 olmalıdır. Ama belki diğer taraftan daha küçük bir m değeri gelecek. O yüzden diğer tarafa bakmalıyız. X2'yi x1'in yanına attık. X1 eksi x2 eşittir 2 olur. Kökler farkı nasıl bulunuyordu? Kök delta bölü a ile bulunuyordu. Ve burada zaten a1, başka sayımız 1. Yani kök delta 2 ise delta 4'tür her tarafın karesini aldığımda. Delta 1 kare eksi 4 ac'yi açarsak m artı 2'nin karesi m kare artı 4m artı 4 eksi 4 çarpı a1 c'de m artı 4 eşittir 0. Eksi 4'ü dağıttığım zaman eksi 4m eksi 16 olur. 4m'ler birbirini götürür. M'nin karesi eksi 12 eşittir 0 olur. Burada arkadaşlar diskriminant 0'a değil 4'e eşit diyecektik. Diskriminant 4'tü, biz direkt 0 yaptık. Orada hata yaptık, onu düzeltelim. Burada eksi 12, 4'ü de bu tarafa alırsak eksi 16 olur. Yani m'nin karesi 16 ise m artı 4 veya eksi 4 olabilir. Burada da iki tane değer geldi. Bu üç değerin en küçüğü nedir? Eksi 4'tür. O yüzden m'nin küçük değeri eksi 4 olur. 9. soruda z'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere z'nin eşleniği artı 4 eşittir 3z artı 20 olduğuna göre z karmaşık sayısının reel kısmı kaçtır? Z karmaşık sayısına a artı bi diyelim. Z'nin eşleniği ne olur? A eksi bi olur. Artı 4 eşittir. 3z ne olur? 3a artı 3bi artı 20i olur. Yapacağımız işlem şu: her iki tarafın reeli ile reelini, sanalı ile sanalını eşitlemek. Önce reelleri yan yana alalım. Şurada da sanalları toparlayalım. İ parantezinde toplarsak 3b artı 20 olur. Sol tarafın reel kısmı a artı 4, sağ tarafın 3a. Bunlar birbirine eşit olmalı. Buradan a eşittir 2a eşittir 4. A eşittir 2 olur. Zaten bizden istenen reel kısım, yani b'ye ulaşmaya gerek yok. İşlemi devam ettirmeye, sanal kısmı bulmaya gerek yok. Reel kısmı a'ydı. A'yı da bulduk. O yüzden cevap denizli. 10. sorudayız. Z'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere. Z sayısı 3 artı 5i bölü 5 eksi 3i'nin karesine eşitmiş. Z'nin eşleniğinin reel kısmı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Öncelikle şu bölme işlemini bir yapalım. Yani paydayı karmaşıklıktan kurtaralım. Paydadaki 5 eksi 3i'nin eşleniği ile kesri genişletelim. Yani 5 artı 3i ile genişletelim. Bu durumda pay, 5'i dağıtırsam 5 kere 3 15, 5 çarpı 5i 25i, 3i'yi dağıtırsam 9i, 3i çarpı 5i'den 15i kare. I kare de eksi 1 arkadaşlar. Direkt aslında götürebiliriz. i'nin karesi eksi 1 olduğu için eksi 15 artı 15 birbirini götürür. Paydada ise eşlenikler çarpıldığında, normalde karmaşık sayı olmasaydı a kare eksi b kare yapacaktık ama i'nin karesinden tekrar eksi 1 geldiği için a kare artı b kare yapıyoruz. Yani 5'in karesinden 25 artı 3'ün karesinden 9 yapıyoruz.
Son durumda pay 34 i, payda ise 34 oluyor. 34'lerde birbirine götürdüğünde i oluyor. Yani z sayısı neye dönüştü? Biz kuvveti uygulamadık. Sadece paydayı karmaşıklıktan kurtardık ve parantezin içi i kaldı. i'nin karesinden z sayısı eksi 1'dir. Z sayısı eksi 1 ise, bakın z karmaşık sayısı eksi 1, sanal kısmı yok. Z'nin eşleniğini hesaplarken biz reel kısma zaten dokunmuyoruz. Aynen yazıyoruz. O yüzden Z'nin eşleniğinin de reel kısmı yine eksi 1 olur. 11. sorudayız. Baş kat sayısı 2 olan, sıfırlarından ikisi 1 ve i olan 3. dereceden gerçek kat sayılı Px polinomu için P-1 kaçtır? Sıfırları demek, polinomda yerine yazdığımızda sonucu 0 yapan demek. Yani P1 0, P i 0. Yani polinomu bir denklem gibi düşündüğünüzde denklemin kökleri oluyor aslında bunlar. Köklerden biri karmaşıksa diğeri eşleniğiydi. O zaman P-i de nedir? Kesinlikle sıfırdır. Elimizde kökler var. O zaman polinomu yazmaya çalışalım. Baş kat sayımız 2'ymiş. 2'yi baştan yazalım. Her bir çarpanı, hani köklerimiz 1 ise, x'lerini 1 yazdığımızda 0 olacaksa çarpanımız x eksi 1'dir. Bakın 1 yazın 0 olur. Yine i ise köklerden biri, çarpanımız x eksi i'dir. Yine kökümüz eksi i ise çarpanımız x artı i'dir. Eksi i yazdığında 0 olur. Artı i yazdığında 0 olur. Başka sayıda 2 olduğu için onu da başa yazdım. Yani polinomun kuralına ulaştım. Benden p eksi 1 isteniyor. X'lerin eksi 1 yazıyorum. 2 çarpı eksi 1 eksi 1 eksi 2. Eksi 1 eksi i. Ve eksi 1 artı i. Bunlar zaten eşlenik. Şurayı çarptığımda 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 yapıyor. Eşlenikleri çarptığımda da a kare artı b kare geliyor. Yani eksi 1'in karesinden 1. Artı yine sanalın kısmı da 1 olduğu için, sanal kısmı da 1 olduğu için sanalın karesinden yine 1. Yani 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8 olur. Evet, geldik 102. teste. i'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere z sayısı 1 artı i, 2 artı 2 i, 3 artı 3 i'nin 10 artı 10 i'ye kadar olan sayıların çarpımıymış. Z karmaşık sayısı hangisine eşittir? Şimdi ben ikinciyi 2 parantezine, üçüncüyü 3 parantezine, onuncuyu da 10 parantezine alırsam, önce şöyle yazalım isterseniz. 1 artı i çarpı 2 çarpı 1 artı i. Üçüncüyü 3 parantezine aldım. 3 çarpı 1 artı i şeklinde devam ettirdim. Sonuncuyu da 10 parantezine aldım. Yine 1 artı i oldu. Arada çarpma işlemi olduğu için ben sayıları bir araya yazabilirim. Sayıları bir araya yazdığımda 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta 10 olur. 1 artı i'leri çarptığımda da 1 artı i'lerden burada kaç tane var? 10 tane var. 1 artı i'nin 10. kuvveti olur. 1'den 10'a kadar olan sayıların çarpımı 10 faktöriyel. 1 artı i'nin 10. kuvvetini ise şurada bir inceleyelim. Önce karesini alalım. 1 artı i'nin karesi neye eşittir? Birincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2i artı ikincinin karesinden i kare. I kare eksi 1 olduğu için artı 1 ile birbirini götürür. 2i olur. Şimdi ben 1 artı i'nin 10. kuvvetini 1 artı i'nin karesinin 5. kuvveti olarak ifade edersem ve 1 artı i'nin karesi yerine 2i yazarsam 10 faktöriyel çarpı 2i üzeri 5 olur. 2i üzeri 5 ise 2 üzeri 5'e i üzeri 5'tir. Yani 10 faktöriyel çarpı 2 üzeri 5 çarpı i üzeri 5'e eşit olur. I üzeri 5 i'ye eşittir. Çünkü 5'in 4 de bölümünden kalan 1'dir. Sonuç 10 faktöriyel çarpı 2 üzeri 5 çarpı i olur. Yani A'dan olur cevap. İkinci sorudayız. i'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere z sayısı 3 artı 3 eksi 2 olduğuna göre karmaşık sayısının imajiner kısmı kaçtır? Z'nin eşleniğini çıkaracağız. Z'yi yazalım. 3 eksi 2i. Z'nin eşleniğini yazalım. 3 artı 2i. Sonra z'nin eşleniğiyle yani 3 artı 2i ile z'nin kendisini toplayacağız. 3 eksi 2i. Payda da 2i'ler gider zaten. 6 kalır. Pay kısmında da eksiyi dağıttım da eksi 3
artı 3 birbirini götürür. Eksi 2, eksi 2 daha eksi 4 i olur. Sadeleştirdiğimde eksi 2 i bölü 3 olur. Bunun dördüncü kuvvetini alacağız. Dördüncü kuvvetini aldığımızda sayıların dördüncü kuvvetinden eksi 2'nin dördüncü kuvvetinden 16. 3'ün dördüncü kuvvetinden 81. i'nin dördüncü kuvvetinden ise artı 1 olur. Yani sonuç bu olur. Bu sayının imajiner kısmı soruluyor. Burada herhangi bir sanal kısım, sanal birim olmadığı için arkadaşlar imajiner kısmı sıfırdır. Real kısmı 16 bölü 81, imajiner kısmı sıfırdır. Üçüncü sorudayız. Z'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere. Z'nin karesi eksi 12 Z artı 52 eşittir 0 eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayılarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanlarını ayırmayı denediğimde 13'e 4 gelmiyor arkadaşlar. Orta ne yapacağız? Diskriminanta bakacağız. Diskriminant b kare eksi 4 ac. Eksi 12'nin karesi 144. Eksi 4 çarpı a1c de 52. Buradan ne geliyor? 144 eksi 104, 208 geliyor. 208'den 144'ü çıkardığımız zaman eksi 64 mi yapar? Evet. Delta eksi 64. O zaman köklerden biri eksi b yani 12 artı kök delta yani kök içinde eksi 64 bölü 2a'dır yani 2'dir. Eksi kök içinde eksi 64 8i'ye karşılık gelir. 12 artı 8i bölü 2'den 12'yi 2'ye böldüm. 6, 8'i 2'ye böldüm. 4. Yani 6 artı 4'i. Şıklarda var mı? Var. Peki diğer kök nedir? Olmasaydı bunun eşleniğidir. Yani 6 eksi 4'idir. Dördüncü sorudayız. Eşitlik verilmiş. X'in alabileceği farklı değerler çarpımı isteniyor arkadaşlar. Burada aslında tam kare vardır. Bakın 4 bölü 9, 2 bölü 3'ün karesidir. Ortadaki sayı ise x ile 2 bölü 3'ün çarpımının 2 katıdır. Yani pay x eksi 2 bölü 3'ün karesidir. Payda zaten aynısı, sadece arada artı var. Payda da x artı 2 bölü 3'ün karesidir. Sağ tarafta 1 bölü 4 de 1 bölü 2'nin karesidir. O zaman her tarafı karekökü aldığımda x eksi 2 bölü 3 bölü x artı 2 bölü 3 1 bölü 2 de olabilir. Eksi 1 bölü 2 de olabilir. Eğer 1 bölü 2 olursa içler dışlar yapalım. 1 bölü 2 çarpı x'ten x bölü 2. 1 bölü 2 çarpı eksi 2 bölü 3'ten 2'ler gidecek. Eksi 1 bölü 3. Burada 1 bölü 2'yi dağıttık ama orada hata yaptık. 1 bölü 2 değil, 2'yi dağıtmamız lazım. 2'yi dağıttım çünkü burada ana hizamız burası. 2'yi dağıtmamız lazım. 2 çarpı x'ten 2x. 2 çarpı eksi 2 bölü 3'ten eksi 4 bölü 3. Burayı 1 ile çarpıyorum. Aynen yazıyorum. x artı 2 bölü 3. X'i diğer tarafa attım. X eksi 4 bölü 3'ü bu tarafa attım. Artı 4 bölü 3. 2 bölü 3'te 6 bölü 3'ten x eşittir 2. 1 bölü 2 olabildiği gibi demiştik ki eksi 1 bölü 2 de olabilir. Çünkü karesi bu ikisinin karelerinin bölümü yani bölümlerinin karesi 1 bölü 2'nin karesine eşit değil. İlla 1 bölü 2 olacak diye bir şey yok. Eksi 1 bölü 2'ye de eşit olabilir. Şimdi 2'yi buraya verelim. 2x eksi 4 bölü 3. Eksi 1'i de buraya verelim. Eksi x eksi 2 bölü 3. Eksi x'i 2x'in yanına attım. 3x. Eksi 4 bölü 3 artı 4 bölü 3 olarak geldi. Eksi 2 bölü 3'ü çıkardığımız zaman 2 bölü 3. Her tarafı 3'e böldüğümde x eşittir. 2 bölü 9 olur. Biri 2, diğeri 2 bölü 9 çarptığımız zaman 4 bölü 9 olur. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Verilen ifadeye dikkat ederseniz denklemdeki ifadelere çok benziyor. Kök 5 artı 1 çarpı x var denklemde. Burada da x1 ile çarpılmış. O zaman kökse bunlar. X yerine yazdığımda denklem sağlanır. Yani x yerine x1 yazarsam x1'in karesi eksi kök 5 artı 1 çarpı x1 eksi 2 eşittir 0. Buradan şu iki ifadeyi sağ tarafa attığımda x1'in karesi eşittir. Kök 5 artı 1
çarpı x1 artı 2'ye eşit olur. Yani ben şunu yapabilirim. Şu ifadenin yerine x1'in karesi yazabilirim. Aynı şey denklemde x yerine x2 yazdığım zaman da gerçekleşecektir. Yani bu ifade de x2'nin karesine eşit olacaktır. Arada çarpma var. O zaman bizden istenen şey aslında x1'in karesi çarpı x2'nin karesi, yani x1 çarpı x2'nin karesi. Yani kökler çarpımının karesi. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 2'dir. Eksi 2'nin karesinden sonuç artı 4'tür. 6. sorudayız. X kare artı 9x artı 4 eşittir 0 denkleminin köklerinden biri a'dır. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Burada ardışık çarpanlar görüyoruz. Birinciyi de dördüncüyü, ikinci ile üçüncüyü çarparsak bakın ne gelecek. A'yı dağıttığım zaman a kare a çarpı 6a, yani a çarpı 6'dan 6a. 3'ü dağıttığımda da 3a topladık 9a. 3 çarpı 6'dan 18 olur. Ortadakileri çarptığımda a kare yine a çarpı 5'ten 5a, 4 çarpı a'dan 4a topladık 9a. 4 çarpı 5'ten 20. Şimdi a bu denklemin köklerinden biri ise x yerine a yazdığımda a kare artı 9a artı 4 eşittir 0 olur. Yani a kare artı 9a eksi 4'e eşit olur. Ben bu ifadede a kare artı 9a gördüğüm yerlere eksi 4 yazabilirim. Bu durumda eksi 4 artı 18'den 14, eksi 4 artı 20'den artı 16 olur. 16 ile 14'ü çarptığımızda şöyle alt alta çarpalım. 24, 64, 12, 224 olur. 7. sorudayız. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 üzeri 4 artı x2 üzeri 4 ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle şunu bulalım. X1'in karesi artı x2'nin karesini bulalım. Bunu nasıl buluyorduk? X1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 çarpı x2 ile buluyorduk. Yani kökler toplamının karesi. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 1'dir. 1'in karesinden 1. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 2'dir. Eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4. Yani x1 kare artı x2'nin karesi 5'e eşit. Şimdi x1 üzeri 4 aslında x1'in karesinin karesidir. O yüzden x1 üzeri 4 artı x2 üzeri 4'ü de şöyle düşünebiliriz. x1'in karesi artı x2'nin karesinin karesi eksi 2x1 kare çarpı x2 kare olarak düşünebiliriz. Veya buradan görmek zor geliyorsa şöyle yapın. x1 kare artı x2'nin karesi 5'e eşit. Her iki tarafın karesini alın. Birincinin karesini aldık. x1 üzeri 4. Birinci ile ikinciyi çarptık. İki katını aldık. 2 çarpı x1 kare çarpı x2 kare artı ikincinin karesinden x2 üzeri 4 eşittir 25. Amacımız x1 üzeri 4 ile x2 üzeri 4'ü toplamak. Bunları burada yalnız bırakalım. 25'in yanına şu ifadeyi atalım. Üstleri de aynı olduğu için tabanları çarpalım. Tek kuvvette yazalım. X1 çarpı x2'nin karesi. X1 çarpı x2 kökler çarpımı, yani c bölü a'dan eksi 2'dir. Eksi 2'nin karesinden artı 4. Yani 25 eksi 2 çarpı 4'ten 25 eksi 8 yapar. O da 17 yapar. 8. sorudayız. X kare eksi a artı 9x artı 9a eşittir. 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kök x1 eksi kök x2 eksi 5'e eşit olduğuna göre a kaçtır? Biz bu ifadeyi aslında çarpanlarına ayırabiliriz gibi duruyor. Bakalım. 9a'yı ben 9'a a şeklinde çarpanlarına ayırdığımda ortayı vermiyor. O zaman eksi 9'a eksi a olarak çarpanlarına ayırdığımda ortayı veriyor. Çünkü x'in katsayısı eksiyi dağıttığımızda eksi a eksi 9'dur. O zaman köklerden biri 9, diğeri a'dır. Bunlardan hangisi x1, hangisi x2? Şunu bir deneyelim. x1 yerine 9 yazalım. Kök 9 eksi x2. x2 yerine a yazacaktık. Kök a eşittir eksi 5. Kök 9 zaten 3 arkadaşlar. 3
Eksi 5 de bu tarafa geldi. Artı 5 kök a'yı diğer tarafa attık. Buradan 8 eşittir kök a her tarafın karesini aldığımızda a eşittir 64 olur. Peki diğerini denediğimizde olmayacak mıydı? Yani kök a eksi kök 9 eşittir eksi 5 yaptığımızda burası eksi 3 diğer tarafa attığımızda kök a eksi 2 olurdu. Kare köklü bir ifadenin sonucu negatif olamazdı. O yüzden gelmezdi. Kesinlikle a eşittir 64. 9. sorudayız. X kare eksi 4x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Burada köklere ulaşmamız zor. Ulaşsak da hani küpünü almak falan bayağı uzun işlemler sürer. O yüzden farklı bir yöntem uygulayacağız. Payı parçalasak x1'in küpü bölü x1 artı 1 bölü x1 olur. Birinci kesir, ikinci kesir de x2'nin küpü bölü x2 artı 1 bölü x2 olur. x1'in küpü bölü x1, x1'in karesi. Yine burada x2'nin küpü bölü x2, x2'nin karesidir. 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'yi de yan yana yazalım. X1'in karesi artı x2'nin karesi, x1 artı x2'nin karesi, eksi 2 çarpı x1 çarpı x2'dir. Yani kökler toplamının karesi eksi kökler çarpımının iki katıdır. Burada da payda eşitlersek, bunu x2 ile diğerini x1 ile genişletirsek, x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 olur. Biz bunlara çok rahat ulaşabiliriz. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4. 4'ün karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımı c bölü a'dan 2. Kökler toplamı 4, kökler çarpımı 2. 4'ün karesi 16 eksi 4 artı 2 yapar. Yani 12 artı 2'den sonuç 14 olur. 10. sorudayız. Denklemini sağlayan x'in y cinsinden alabileceği değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar denklemini sağlayan x'in demiş. Yani bilinmeyenimiz x. X haricindeki her şey katsayı gibi düşünülecek. Y cinsinden alabileceği değerler toplamı yani kökler toplamı. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Yani x'in katsayısı olan eksi 2 y küpün eksilisini aldık. Artı 2 y küp. Baş katsayısı olan y'ye böleceğiz. Y'ler sadeleşecek. 2 y kare olacak. 11. sorudayız. A pozitif gerçek sayı olmak üzere karmaşık sayılar kümesi üzerinde f ise z çarpı z'nin eşleniği fonksiyonu tanımlanıyor. Yani f fonksiyonu z'yi ne yapıyor? Kendisiyle eşleniğini çarparak eşleştiriyor. F a artı i çarpı f a eksi i eşittir 25 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi f a artı i demek a artı i çarpı kendisi çarpı eşleniği ya. A artı i çarpı a eksi i demektir. Bu ikisini çarptığımızda a kare artı 1 gelir. Yani r'nin karesi artı sanalın karesi. F a eksi i de kendisi a eksi i çarpı eşleniği a artı i demek. Yine aynısı gelecek. A kare artı 1. Yani bu da a kare artı 1, bu da a kare artı 1. Çarptığımızda a kare artı 1'in karesi 25. 25 de 5'in karesi. O halde a kare artı 1 5'tir. Yani a kare 4'tür arkadaşlar. A kare 4 ise a artı 2 veya eksi 2 olabiliyor. Ama a pozitif dediği için a kesinlikle artı 2'dir.